Merhaba hanımlar. İğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine şöyle çok güzel bir model çalışacağız beraber. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. İsterseniz bu şekilde lastik yapın, isterseniz hırka, yelek, süveter yapın. Hazır gibi çok güzel duran harika bir model. Çok da kolay. Şu şekilde arka tarafı da ön tarafı da şu şekilde iki ilmek ve katlarından oluşuyor modelim şöyle muhteşem kolay örmesi de çok zevkli bir model modelimizi şöyle kenara alalım hemen ilmeklerimizi atarak başlayalım Evet ilmeklerimizi şu şekilde alarak modelimize başlayalım ilk ilmeğimi şu şekilde aldım daha sonra şişimdeki kalan ilmeğime bir tane olan ilmeğime içinden geçirip bir tane ilmek çıkardım. İkisinin arasından şişimi taktım yine bir ilmek çıkardım. İkisinin iki ilmeğin arasından şişimi takıp yine bir ilmek çıkardım. İki ilmeğimin arasından şişimi takıp bir ilmek çıkardım. Bu şekilde istediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Sizin farklı bir ilmek alma tekniğiniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekil benim kolayıma geldiği için ben bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Alt kısmı da şöyle gördüğünüz gibi çok düzgün duruyor. Şu şekilde. İki ilmeğin arasına şişimi takıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. güzel bir teknik. Ben bu tekniği öğrendiğimden beri bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Dilediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz bu şekilde. Model başlayacağımız için bu kadarı bizim için yeterli. model başladıktan sonra dikkat etmemiz gereken şu kenar ilmeğinden hariç iki tane düz ilmeğimizin olması şurada göstereyim diğer modelde bakın kenar ilmeğimiz hariç şurada iki tane düz ilmeğimizin olması bu tarafı ve bu tarafı bu şekilde gelmeli bakın burayı ben bilerek bu şekilde yaptım böyle bir açıklık duruyor. İsterseniz yan tarafa bu şekilde yapabilirsiniz. Dikim açısından bu da kolay oluyor. Şuralardan dikimi kolay oluyor. Bu şekilde ilk sıramızı ilmeğimizi ördüm. 2 tane düz ilmek örüyorum. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Yanına iki tane düz ilmek ördüm. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz ilk sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramızı arka yüzüne geçtik modelimizde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek. 2 düz ilmek. 2 ters ilmek. 2 düz ilmek. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. İki tane ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizi yine ön tarafına geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 3. sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzüne geçtik. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. 2 ilmek ters ördüm, kenar ilmeğimi ördüm ve modelimin ön yüzüne geçtim. Şimdi bir sıra daha düz tarafından aynı şekilde 2 ilmek düz, 2 ilmek ters öreyim. Arka yüzden de örüp geleyim. Tanımlar gördüğünüz gibi şöyle şu ters ilmeklerden sayabiliriz. 2 4 6 sıra bu şekilde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde modelimizi ördük. Şimdi aradaki modelimizi örmek için devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmeğim ördüm. İki düz ilmeğimin arasına bir, iki defa doladım şişimi. Buradaki düz ilmeğimle yanındaki ters ilmeğimi ikisini birlikte kestim. Sol tarafa doğru kestim. Buradaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte bu sefer sağ tarafa doğru kestim. Şu şekilde. Yine iki ilmek doladım. Sol tarafa doğru iki ilmeğimi birlikte kestim. buradaki ters ilmekle yanındaki düz ilmeği ikisini birlikte kestim. Yine iki defa şişime doladım. Yine aynı işleme devam edelim. Bu sıramızda iki ilmek kestim. Sağ tarafa doğru iki ilmeğimi de kestim. İki defa doladım. Sol tarafa doğru bir kesim yaptım. Sağ tarafa doğru bir kesim yaptım. İki düz ilmeğin arasındaki bakın iki defa doluyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Buradaki kenardaki iki ilmek örmüştük. Yine birincisine yanındaki ters ilmekle kestim. İki defa doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Yanındaki kenar ilmeğimi de ördüm. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi modelimin arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Burada bakın iki tane doladığımız ilmek vardı. Bu dolamış olduğumuz ilmekleri bir tane düz bıraktım şişimden. Şuradan bakın şu şekilde şurada bir ilmeğimiz kaldı üst tarafında şişimizin. Bunu da yine şu şekilde düz olarak ördüm. İki ilmek ters Buradaki dolamış olduğumuz ilmeğimizi düz bir tanesini bu şekilde düz ördüm. Şişimden çıkardım. Şurada üst tarafta kalan şu ilmeğimi şu şekilde elimle tutuyorum parmağımla. Yine düz olarak örüyorum. İki düz. Yine iki ters dolamış olduğumuz ilmeklerimizi bir tanesini düz olarak ördüm şişimden bıraktım Şuradaki ilmeğimi şöyle parmağımla tutuyorum. Arka tarafından şişimi takıyorum. Düz olarak örüyorum. İki ters. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Doladığımız ilmeğimizi. Şuradan bakın şişime parmağımla tutuyorum. Üst taraftan takıp şu şekilde düz olarak örüyorum. İki ilmek ters. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım iki ilmek ters, iki ilmek düz. Yine 2 ilmek ters ördüm. Bakın şişimde iki ilmek düz ördüm. Bir ilmek kenardaki ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Bu sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir tane düz ilmeğim vardı. Ördüm. Bir tane ters ilmeğim, yanındaki bu dolamış olduğumuz ilmeklerimizin ikisi de ters oldu bakın. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim vardı. Bunların şu şekilde yerlerini değiştiriyorum burgu yapar gibi. Yine düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. 2 ilmek ters ördüm. Önde gelen iki tane ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Sol taraftaki ilmeğimi sağ tarafa, sağ taraftaki ilmeğimi de sol tarafa alıyorum. Yine düz olarak örüyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. 2 ilmek ters ördüm. Şişi üst taraftan ilmekten taktım. Birini sağ tarafa, diğer ilmeğimi de sol tarafa. Yine düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. Bakın bu şekilde. İki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Yerini değiştirdiğimiz ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. İki ilmek ters ördüm. Bir tane kenardaki düz ilmeğim ve kenar ilmeğim Şimdi modelimin arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düz olanları düz, ters olanları ters bir şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Evet arka yüzü ördüm yine ön yüze geldim bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte kestim. Bu taraftaki bakın düz ilmekle yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte kestim. Burada görmüş olduğunuz iki tane düz ilmeğim vardı. Ne yapıyorduk? İki tane düz ilmeğimizin arasına iki tane doluyorduk şu şekilde. Yine buradaki düz ilmekle yanındaki düz ilmeği ikisini birlikte kestim. Şu şekilde. Buradaki düz ilmekle yanındaki düz ilmeği de ikisini birlikte kestim. Yine iki düz ilmeğimizin arasına iki tane ilmeğimi doladım. İki düz ilmekle yanındaki düz ilmeğimizi kestim. Bu taraftaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeğin ikisini birlikte kestim. Yine iki ilmek doladım. Bu sefer ne yaptık? İlmek aldığımız yerleri kaydırdık. Bakın önce buraya dolamıştık. Şimdi ise şuraya. Devam edelim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. İki ilmeğimi kestim. İki defa doladım. Ters ilmekle yanındaki düz ilmeğim ikisini birlikte kestim. 2 ilmekle düz ilmekte ters ilmeği 2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 defa doladım. Bir defa sağ tarafa, bir defa da sol tarafa kesim yapıyorum. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi bu şekilde kestim. Bu taraftaki ilmeğimi de bu şekilde kestim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi şu yerlerini değiştirmiş olduk. Şimdi modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi ördüm iki tane ters ilmeğimi. Bu dolamış olduğumuz ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bir tane düz olarak ördüm, şişimden bıraktım. Şurada bakın bir tane düz olarak kaldı dolamış olduğumuz ilmeğimiz. Bunu da düz olarak ördüm. Arka tarafa ters olarak geldi. Bu dolamış olduğumuz ilmekleri hep bu şekilde öreceğiz. İki ters ilmeğimi ördüm. iki düz ilmeğimi ördüm. Parmağımızla tutalım. 2 ters ilmeğimi ördüm. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmek dolamış olduğumuz ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. kenardaki iki ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm şimdi modelimizin gördüğünüz gibi ara kısmındaki modelimizi tamamladık şimdi modelimizi iki düz iki ters olarak devam edeceğiz iki düz ördüm ilk başlarken de bakın ne yapmıştık kenar ilmeğimizden hariç iki tane düz ilmeğimizi örmüştük iki tane ters iki düz Pardon ilmeklerimizi işlemi yaparken şunları değiştirerek yapacağız. Ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Sağ taraftaki ilmeğimizi sol tarafa, sol taraftaki ilmeğimizi de sağ tarafa alacağız. Yine bu şekilde düz olarak öreceğiz. Ters ilmeklerimi ördüm. Bakın yine iki ilmeğimizin yerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. İki tane ters ilmeğim düz ilmeklerimi de yerini değiştirerek yine düz olarak örüyorum. Ortadaki iki tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın bu şekilde. İlmeklerimizin yerini değiştiriyorum. Burgu yapar gibi orta kısımdaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Yine düz olarak örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. İki tane ilmeğimi yerini değiştirdim. Yine düz olarak ördüm. Bakın bu şekilde. Bu aradaki lastik kısmını şu aradaki lastik kısmını 6-7 sıra örebilirsiniz. İsterseniz daha kısa, isterseniz de daha uzun örebilirsiniz bu aradaki. Bizim için 6 veya 7 sıra yeterli. Şimdi devam edelim. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Yine modelimizin ön tarafına geçtik. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım Gördüğünüz gibi şuradan sayacağız. 2 4 olmuş. Arka sıradan öreceğiz. Yine 6 veya 7 sıraya tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar gördüğünüz gibi 7 sıra oldu modelimin arasındaki ters ilmekler şuradan sayabiliriz. 2 4 6 7. Bu şekilde isterseniz birkaç sıra daha örebilirsiniz. Öyle seviyorsanız. Şimdi modelimizi tekrar kuralım ve videomuzu sonlandıralım kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bir iki defa doladım. Yanındaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte kestim. Bu bu taraftaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeğimi de ikisini birlikte kestim. İki düzün arasına iki defa doladım. İki ilmeğimi kestim. Bu taraftaki iki ilmeğimi de kestim. Yine iki defa doladım. Bakın şu şekilde. Bu düzlerin arasına iki defa ilmek doluyoruz. Yine ilk başta yaptığımızın işlemin aynısını yapıyoruz. Bu aradaki lastik size kalmış. İsterseniz daha şu kısmı daha uzatarak örebilirsiniz. Bu şekilde de örebilirsiniz. İnanın hazır sanacaklar. O kadar kolay, o kadar güzel bir model. Devam edelim. İsterseniz bluzları da yapabilirsiniz bu şekilde. İsterseniz de öreceğiniz modelin etek kısmına bu şekilde lastik yapabilirsiniz. bir tane ilmeğimi doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sıradan gelirken dolamış olduğumuz ilmeklerimizi bakın bir ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkardım. Buradaki bu taraftan şişimi takıyorum ilmeğime. Yine düz olarak örüyorum. Arka tarafa ters olarak gelecek. 2 ilmek ters ördüm. Bir. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Dolamış olduğumuz ilmekleri de düz olarak örüyorum. Modelin arka yüzünde yapıyoruz bu işlemi. Ön yüzüne ters olarak gelsin. Bir düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğimi ördüm. Yine videoyu başa alarak baştan itibaren bu şekilde devam edebilirsiniz. Bundan sonrası birbirinin tekrarı. Dolamış olduğumuz ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak ördüm. Evet bu şekilde. Bakın. Çok kolay, çok güzel bir model. Bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Büyük parçadan da şu şekilde göstereyim koton iplerle çalıştım kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun